Merhaba sevgili izleyicilerim. Daha önceden yaptığım bu boncuklu, yapraklı, iki şişli olan patiğimin alt tabanı çok soruldu nasıl yapılıyor diye. Ben de şimdi sizlere o alt tabanının yapılışını anlatmak istiyorum. Şimdi çetiğimiz böyle yapmıştık izleyicilerim. Bir de çok büyük oldu dendi. Ben de şimdi sizlere 3 tane yapraklı olarak söktüm. Tekrar 3 yaprak olarak gösterdim. 5 yapraklı yapmıştım daha önceden. Kanalıma yazdınız büyük oldu falan diye. Ben de bir denemek istedim tekrar 3 yapraklı. Bu örgü yeri aynı izleyicilerim. Şimdi taban kısmını sizlere anlatacağım. Belki yeni izleyenleriniz vardır. 24 ilmekle başlamıştık burasını izleyicilerim. 24 ilmekle sayalım kaç sıra yapmışız diye. Kaç aroşa yani. Arkalı önlü bir diş sayıyoruz. Bir gidiyoruz, bir geliyoruz, bir diş sayıyoruz. Şimdi böyle sayalım izleyicilerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sıra. Şu yaprağımıza kadar 27 sıra zaten bu boncuklarla beraber arkalı önlü bir diş sayıyoruz izleyicilerim. 27 sıra araşıyormuşuz. Şimdi tabanını yapmak ve anlatmak istiyorum. Şimdi 3 yapraklı olan patiğimizin şöyle şu ortadaki yeşil olan aroşa yaptığımız yerin 4 tane şu aroşasından şöyle sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüden başlıyorum izleyicilerim. İlmek çıkartmaya. Hemen yani 3'ün yanı 4'ün arası. Bakın şimdi böyle yakından. Burası tam orta kısım olduğu için 1, 2, 3, 4. ile 3. ile 4'ün arasından tam anlaşılsın. Sonra fazla ilmek çıkmaması için. Şöyle hemen burada bir tutturdum önce onu izleyicilerim. Yine aynı yerden böyle 2. Aynı yanından hemen 2, 3, 4. Hemen bakın orta aroşadakinin yanından 5. Yine hemen onun yanından 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmek çıkarttım izleyicilerim. Şimdi yine 4. aroşadayım. 1, 2, 3 hemen bu yanında 4. aroşadayım. Şimdi böyle bir sıra düz örüyoruz. İlmeklerimizi çıkarttık içe doğru. Yanlardan eksiltmeden böyle 10 ilmeğimi örüyorum izleyicilerim. Biraz daha yakına gel tam görünsün. Şimdi 10 ilmeğimi ördüm. Şu ilmeğimi böyle aldım. Bir sırada öne doğru aroşa örüyorum. Öne doğru izleyicilerim. Şu an alt tabanını yapıyorum patiğimin. Şimdi buraya geldiğimiz zaman 9 tanesini ördüm. 9 ilmeğimizi ördüm. İzleyicilerim. Bakın şimdi hemen buradan bir tane alıyorum. Eksiltmeye başlıyorum. Örgüden alt tabanından bir tane aldım ve hemen aroşa ördüm yine. İlmeğimi böyle devam ettiriyorum. Şimdi öne bana doğru aroşa örüyorum. Tabii siz kendinize doğru ön tarafta fark etmez. Aroşayı herkes daha farklı örüyor. Önden yani örgünün ön tarafından arkaya doğru da aroşa yapan oluyor. Bu taraftan da aroşa yapan oluyor. O fark etmiyor örgü şekli. Hep iki taraftan da aroşa oluyor örgümüz. Çünkü modelimiz hep aroşa ters örgü olduğu için. Şimdi izleyicilerim yine buradan da bakın şimdi böyle bu ön yüzeyden bu sefer aldatıyorum. İlmeğimin katını yani ilmek dediğim örgümün katını aldatıyorum. Şöyle
arkaya doğru topluyorum. Şimdi örgümüz az olduğu için ilmeklerim de çıkıyor. Böyle arkaya doğru toplatıyorum ikisini birden. Hem 10. ilmeğimi örmeden bir de yandan alıyorum. Onunla birlikte topluyorum alt tabanımı örerken. Şimdi yine 9 ilmeğimi örüyorum. 9. 10. ilmeğime geldiği zaman izleyicilerim böyle önce onu alıyorum bu şişime. Sonra diğer örgümden hemen bir tane alıyorum yan sırasında. Yine 10 ilmeğim oldu. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Örgüden sadece azaltmaya başlıyoruz. 10 ilmeğimiz hep sabit kalacak. Şimdi daha belli değil. Çok az örgümüz olduğu için. Yine örüyorum böyle. Yine geldik. Şimdi örgümün bu sefer bu ön kısmından. Bakın bir buradan almıyorum. Hemen yanından izleyicilerim. Hemen çünkü bir gidip bir geldiğimiz için yanından alırsak çok ilmeklerimiz çok uzun sürer ve kötü durur. Bitirme şekli. Bu koyu renk olduğu için görünecek mi bilmiyorum. Şimdi ilerleyen dakikalarda daha net göstereceğim şu yanları. Nereden topladığımızı. Arkalı önlü araş örüyoruz sevgili izleyicilerim. Şimdi 10. ilmeğime geldim. Bakın hemen şöyle biraz orada delik gibi oluşur ama sonra kapanır o örgü yapıldığı sürece. Şimdi böyle hemen bir katını alıyorum izleyicilerim. Bir katını alıyorum. 10. ilmeğimle beraber bu sıramda hemen ön yüzeyden topluyorum. Şimdi yine böyle devam ediyorum. İlmeğimi böyle öne doğru alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi 10. ilmeğime geldiğim zaman yine böyle önce ilmeğimi alıyorum. Bu sefer ön yüzeyin katını topluyoruz izleyicilerim. Bakın hemen dibine batmıyorum, yanındakinden. Dibine batmıyorum, yanındakinin ön yüzeyden katını alıyorum. Çünkü bu örgümü şu an iç kısmı olduğu için ön yüzeye. İç yüzeyden böyle olacak. Biraz daha örüp sonra topuk kısmını da. Aslında aynı o da toplanıyor ama yine de ben göstermek istiyorum. Onu ilmeğimiz hep sabit. Eyvah kapı çaldı. Şimdi böyle sabit. Yine böyle. Buradan bu sefer alıyoruz. Böyle örüyorum sevgili izleyicilerim. Yine böyle. Aynen devam ediyorum. Şu an tam katını aldım ben de ilmeklerimin. Ben pek elde örmediğim için boyunda örüyorum örgüyü. Şimdi sizlere daha net anlaşılsın diye elde örüyorum. Biraz farklı olabilir. Şöyle daha yakın çekim olsun ki sevgili izleyicilerimiz daha rahat görsün. Şimdi böyle izleyicilerim bakın hemen örgümün şu an iç kısmındayım. Böyle buradan örüyorum hemen. Alıyorum. Böyle arkaya doğru ipimi. Böyle aldım izleyicilerim. Şimdi yine ön kısmındayım.
alt tabanımız da aroş olduğu için hep yanlardan da aroşa ördüğüm yerde aroşa izleyicilerim. Örgüm ellerimden görünmeyebilir. Çünkü ilmeklerimiz az. Bakın yine hemen bunun yanındakini değil bir sonrakini alıyorum. Çünkü bir gidiş bir geliş yaptığımız için örgümüz çok da yayılmaması için. Bakın böyle biraz belli olmaya başladı bu taban yani burun kısmı şu an örgümün. Şimdi böyle hemen örüyorum. Hep bu taban kısmı bitene kadar böyle izleyicilerim yapacağız. Ta ki işte topuk kısmına gelince topuk kısmımızı da biraz sonra göstereceğim. Şimdi ilmeğimi aldım. Yine bu ön taraftan bakın. Şimdi bu örgümün şu ön yüzeyinden alıyorum. Böyle göstereyim daha net belli olsun. İpimi böyle çeviriyorum. İkisini birden topluyorum. Yine örgümü böyle aldım. Hepsini aroş örüyorum. 10 ilmeğimi de. Yine buraya geldim. Bu tarafa geldiğimde ön yüzeyi de daha kolay toplaması. Hemen buradan alıyorum izleyicilerim. Hiç ipimi arkaya falan çevirtmiyorum. Buradan böyle topluyorum ikisini birden. Bakın böyle topluyorum. Ön yüzeyden arka yüzeyde sadece ipimizi dolandırıyoruz. Yine aynı. Beni Almanya'dan, Fransa'dan, Azerbaycan'dan, Hindistan'dan, Amerika'dan, Hollanda'dan izleyen izleyicilerim varmış. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki izleyicilerime daha çok çok teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Gerçi yurt dışındakiler de hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum izleyicilerim bu arada. Bakın böyle biraz belli olmaya başladı patiğimin alt tabanı bu izleyicilerim. Alt taban kısmı. Şimdi bu kısmı hep böyle öreceğiz sevgili izleyicilerim. Böyle bir o yandan bir bu yandan almaya devam edeceğiz. Sonra diyelim böyle bitirdik. Şimdi buraya kadar ördük. Bakın böyle olacak izleyicilerim. Bir o taraftan bir bu taraftan böyle ördük iki taraftan hep aldık. Şimdi topuk kısmına geldik. Topuk kısmında da aynı aslında. Şimdi buradan topladık böyle buraya geldik topladık izleyicilerim yine aynı devam ediyorum. Böyle ipimi alayım ön tarafa. Nasıl burun kısmından başladıysak son kısmına kadar hep böyle devam edeceğiz örgümüzde. Onun için küçük gibi olabilir. Ben diğer 5 yapraklı demiştim. Bayağı büyük olmuş sevgili izleyicilerim yazdılar. Eğer o biraz büyük ayak numarası için. Şimdi ayak numarası da veremiyorum her zaman söylediğim gibi. Bazısının örgüsü daha gevşek oluyor. Bir de aroş olduğu için bu açılma da yapıyor izleyicilerim. Şimdi bakın yine böyle. Bu sefer bu taraftan toplamaya başladım. Hemen ikisini birden alıyorum. Şu an topuk kısmındayım ama hiçbir değişiklik yok. O büyük olan izleyicilerimin isterlerse 3 tane yaprağı indirip daha küçük yapabilirler izleyicilerim. Ama 40 numara falan da olabilir o 5 yapraklı. Çünkü şu arka yüzeyde de örgümüz devam edecek. Oradan da bir 10 ilmek hesap ederek şu kısmını mesela daha küçük yapabilirsiniz. 5 yapraklı eğer yapmak isterseniz. Bakın şimdi izleyicilerim yine aynı.
Yine ön yüzeyinden bu sefer alıyorum. Buradan bir tane topluyorum. Böyle. Ben de tam katını alamadım. Böyle hemen ikisini arka tarafa doğru örüyorum. Bu patiğimizin iç tarafını örerken böyle oluyor. Ön yüzeyden daha kolay toplaması. Hep böyle sonuna kadar devam edecek. Şimdi ipimi çevirtmedim. Yine bu ilmeğimi, son 10. ilmeğimi böyle buradan bir katını alıyorum. Bakın bir katını yakın. Hani bir katını aldım ve topluyorum. İkisini birden izleyicilerim. Ön yüzeyden ikisini birden topladım. Öyle. İkisini birden. Şimdi karanlık falan oldu diye bazen çok aydınlık diyorsunuz. Ben de nasıl çekeceğim de çok tereddütteyim izleyicilerim. Bazen karanlık diyorsunuz, bazen çok aydınlık içeriği göremiyoruz diyorsunuz. Bilmiyorum, ben hep aynı çekimlerimi yapıyorum. İşte tam onda şey yapamıyorum. Acaba aydınlık yerde mi çeksem, karanlık yerde mi diye. Sizden böyle gelince de bir örneği göremeyince üzülüyorum yani içeriğini. Böyle iç taraftan arkaya doğru örüyorum. Böyle topuk kısmımız şu an izleyicilerim. Topuk kısmımız, bakın böyle alt kısmı örüldü. Şimdi topuk kısmımız da böyle bu yukarıya doğru gidecek. Yani bir değişiklik yok. Burada zaten aynen bitmiş olacak. Burası böyle 10 ilmek de eklendiği zaman patiğimiz böyle olacak izleyicilerim. Bir iki dolayım daha öreyim. Tam net anlaşılsın. Tekrar sizlerin yapıp sökmenizi istemiyorum. Patiklerinizi. Şimdi yine ön yüzeyde hemen böyle buradan daha kolay toplaması oluyor. Bir tane böyle atlıyorum, ikinciyi hemen alıyorum izleyicilerim. Çünkü iki dolayım ördüğümüz için çok da bu sefer şey olacak. Yayman oluyor. Hemen bir tane atlıyorsunuz. Bir ilmek gibi oluyor. Bir ilmek yok orada ama bir sıra örülmüş. Çünkü gidiyoruz geliyoruz ya. Oradan biraz daha seyrek, yani diyeyim daha iyi anlaşılsın. Seyrek batmanız gerekir. Bakın bir ikinciyi hemen böyle alıyorum. Alt tabanda da öyle yapacaksınız. Çok sık sık batarsanız kötü olur tabanınız. Böyle. Böyle hafiften dönmeye başladı şimdi bu topuk kısmımız izleyicilerim. Aynı burun kısmı gibi olmaya başladı burası da. Böyle burası burun kısmı. Bakın böyle dönmeye başladı topuk kısmımızda. Bilmiyorum, bu kadar anlaşılmıştır inşallah. Daha devam etsem mi bilmiyorum. Yani değerli vaktinizi de almak istemiyorum. Neyse, bir sıra daha öreyim. Böyle hemen. Ve ön yüzeyde dediğim gibi hiç ipimizi arkaya çevirtmiyoruz. Bakın hemen bu yanındaki, aslında atladığım dediğim şu yanındaki bu ilmeğim zaten. Hemen böyle bu yan taraftan alıyorum izleyicilerim. Onu siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Seyrekliğini, sıklığını. Çok sık da olmasın, seyrek de olmasın. Böyle. Hemen devam ediyorum örgüme. Ya bir saat içinde falan örersiniz taban, kolay da. Şimdi ben sizlere anlatırken
biraz daha yavaş oluyor. Böyle hemen. Bakın böyle. Şimdi ipimi bu tarafa aldım. İç kısımdan. Böyle ördüm izleyiciler. Böyle. Hep aynı iki yandan sonuna kadar hem ilmeklerimizi örüyoruz hem de yanlardan alıyoruz, bitirmiş oluyoruz. Şimdi ön yüzeyde ipimizi çevirtmiyoruz. Böyle bir ikinciyi hemen batıyorum. İkisini birden topluyorum. Bakın şimdi böyle izleyicilerim oldu. Aynen bu burun kısmı gibi. Şu alt tabanımız şu an. Alt tabanımız bakın dönmeye başladı. Böyle dönmeye başladı izleyicilerim buradan. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar öreceksiniz. Buraya kadar böyle öreceksiniz izleyicilerim. Burada zaten 10 ilmeğimizi de bitiriyorsunuz. Başka sonra kenar oyasını yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Başka bir değişiklik yok. Yine anlaşılmamışsa yazarsınız bize. Mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Böyle altını da çekelim. Böyle izleyicilerim bakın şu kısmı biraz yukarı alacak. Şu kısmı böyle dönmeye başladı topuk kısmı. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın izleyicilerim.